trenlerimiz dünyayı gezmeye devam ediyoruz. Dünya coğrafyasındaki kültür, medeniyet ve zaferler tarihimizi araştırıyoruz. Şimdiki durağımız Hint Okyanusu ve Hint Okyanusu'na adını veren Hindistan. Ve Hindistan'daki kültür ve medeniyet tarihimizi araştıracağız. Uçağımız 5 saat 15 dakika sürecek bir yolculuğa başladı. Erzurum üzerinden İran semalarına geçecek. Daha sonra Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye ineceğiz. Ve Yeni Delhi'deki medeniyet tarihimizi, kültür tarihimizi araştıracağız. Evet, uçak yolculuğumuz devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak üzere bu sefer Diyar-ı Hint'teyiz, Hindistan'dayız. Hindistan, Hulefai Raşidin döneminde İslamiyet'le tanışır ama Hindistan'daki İslam medeniyeti özellikle Türklerle başlar. Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı fethetmesiyle İslamiyet 10. yüzyılda buralara da yaygınlaşır ve doruk noktasına da Babürler döneminde ulaşır. Bulunduğumuz yer Akra. Babür İmparatorluğu'nun başkenti Akra'daki tarihi Akra Kalesi'ndeyiz. Değerli izleyenlerimiz, isterseniz sizi Hindistan'a götürelim ve Hindistan'da hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakalım. Evet, Hindistan'dayız. Evet, değerli izleyenlerimiz, Hindistan'dayız. Burası çok önemli olaylara sahne olan yer. Arkamızdaki nehir Yamuna Nehri. Bulunduğumuz Agra Kalesi, Babürlerin başkenti ve Agra Kalesi'nden Hindistan'ı idare ettikleri yer. Gezinin mimarı Doktor Sefa Saygılı Bey. Sayın hocam, hemen lütfeder misiniz duygularınızı? Yani ben burada gerçekten çarpıldım. Bu Osmanlı da ayrı bir medeniyet varken burada da Türkler ayrı bir medeniyet kurmuşlar. Ve bayağı ileri bir medeniyet. Yani çok hoşuma gitti. Gezip görmesi gerekiyor değil mi? Evet. Hemen bir mesaj verelim. Değerli izleyenlerimiz, Diyar-ı Hint, Hindistan anlatılmaz yaşanır ve gezilerek yaşanır. Sizleri Hindistan'ı gezmeye davet ediyoruz. Akra'daki, Babürlerin başkenti Akra'daki Akra Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Burası bütün Diyar-ı Hindistan'ın Babürler tarafından idare edildiği yer ve burası da Ekber Şah'ın eşi adına, Şah Cihan adına yaptırdığı Taç Mahal'i seyrettiği kubbenin altındayız. Evet. Burada hapsedilen, oğlu tarafından hapsedilen Ekber Şah buradan Taç Mahal'i görür ve Taç Mahal'i izleyerek babası oğlu tarafından 5 yıl adeta esir hayatı yaşatılır ama Taç Mahal'i gezip görür. Fused with the Mongols, but Mongols were the difference. They were Mughals. Mughals, they were from Timur dynasty and they were from Timurlen. The word Mughal is actually come the mother of the Timurs. Mongol dediğimiz zaman Mongolyalı, yani hani Cengiz'e kadar giden bir dönem değil. Hani you mean the people confused with the Cengiz Khan. Cengiz Khan. The mother was from Cengiz Khan dynasty. Yani Timur'un annesi Cengiz'in sülalesinden. Ama bu gelenler esas Moğol olarak isimlendirilen ve Timur hanedanından gelenlerdir. Dolayısıyla Cengiz'le buraya gelenleri karıştırmamak gerekiyor. Şimdi iki kızı da Cihana, Cihara ve Ruşenara'nın odaları. Şah Cihan'ın kendi yatak odası ve ön tarafında su ve onun arkasında bahçesi. Belki de o İran'ın İrem bağlarını hatırlatan, Şiraz'ın İrem bağlarını hatırlatan bir
peyzaj, bir ortam. Mughal has a pattern of dividing the garden into the four square. Şimdi Moğolların bahçe mimarisi açısından dörde bölüyorlar. This pattern of this garden is known as a char bagh. Buna char bagh deniyor. Dört bağ, dört bahçe şeklinde char bagh deniyor. So wherever you will see the Mughal buildings, the garden has been divided into the four square. Yani Moğolların bahçe mimarisinin görüldüğü yerde bir dörde bölünmüş bir mimar bir bahçe peyzajı görüyoruz. Same planning you will see in Taj Mahal. Taj Mahal'da var, bir dörtlü plan var yani. Taj Mahal'da var. And any of the Mughal buildings. Özellikle Moğol etkisi olan diğer bütün yapılarda da bu tip bir bahçe peyzajı var. You will see the same planning of the garden. Bakın, I think it's divided into in four parts. Four parts. Yani gördüğümüz gibi dörde bölünüyor. Yani bir Moğol görmüş olduğumuz. And platform in between. Ve ortada da bir platform var ve dörde bölünmüş bir bahçe mimarisi. Bütün Moğolların etkin olduğu coğrafyalarda bu tip bir peyzajı görmemiz mümkün. Architectural influence you will see that is known as a double dome. Ve bir diğer özellik de iki kubbe. The inner dome and then outer dome. Ve iki kubbeli, birbirinin üzerine geçmiş iki kubbe var yapmış oldukları binalarda. That is again as important for the acclimated, for the climatic system. Şimdi özellikle bunu Moğolların bir başka özelliği de kubbe inşa ederken birbiri üzerine geçmiş iki kubbe yapıyorlar. Soğutma amacıyla. Evet, Diyar-ı Hindistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Özellikle Gazneliler döneminden sonra burada kurulan Türkistan medeniyetinin izlerini araştırıyoruz. Burası Agra. Burası Babür hükümdarlığının 300 yıl Hindistan'a hükmeden Türkistan medeniyetinin idare edildiği merkez Agra Kalesi. Agra Kalesi'nin arka plandaki dikdörtgen bahçe İran bağlarından adını alarak İran bağları, İran bağları şeklinde üzüm bağı olarak sarayın kalenin içerisine yerleştirilmiş. Evet, Agra'yı birlikte gezelim. Kalenin ilk saray bölümü ve Ekber'in oğlu Cihangir tarafından yaptırılıyor. Cihangir'in annesi de Hintli. Cihangir'in annesi Hintli ve Hint özelliği var. Sevgili izleyenlerimiz, Agra Kalesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Agra Kalesi gerçekten oda içerisinde oda, saray içerisinde saray ama 320 yıl Babür hükümdarlığının idare edildiği yer ve burası Hint mimarisi diliyle yapılmış kalenin bir başka bölümü. Bonluca. Bonluca Belediye Bonluca. Başkanımız Sayın Bahri Kazankaya. Evet, duygularınız. Evet, hakikaten İspanya'daki Endülüs Emevileri yapmış olduğu El Hamra'dan sonra burada da müthiş bir saray görüyoruz. Bu saray da yine gördüğümüz gibi İslam mimarisinden etkilenmiş ve Türk kültüründen etkilenmiş bir saray. Burada biraz Hindu esintisi görüyoruz ama öbür taraflarda baktığımızda hep İslam mimarisi. Çok hoş bir hava. Güzel bir hava. Ve gezip görülmeye değer. Çok değer. Evet. Çok değer. Evet değerli izleyenlerimiz, işte sizler adına geziyoruz ve sizlerin yüksek bilgilerine sunmaya çalışıyoruz Agra Sarayı'nı, Agra Kalesi'ni. Benim özetleyerek biz buradaki geziye gelme gayemizden bir tanesi de dünyanın diğer ucuna bize göre olan bir beldedeki mimari görebilmekti. Ve bu mimari gördükten sonra da İstanbul'da hem atamızdan kaynaklanan bir mimari hem de diğer İslam ülkelerinde ve putperest ülkelerinde olan mimariden neler elde edebilir ve bunu kendi kültürümüzle yoğuşturarak şu andaki modern Türkiye'deki mimariden kurtarıp kendi öz kaynaklarımıza dönebiliriz diye uğraşıyorum. Evet, değerli izleyenlerimiz, Agra Kalesi'ni gezdik. Agra Kalesi'ni size gezip dolaştırmaya çalıştık. Gerçekten görülmesi gereken bir kale. Gerçekten 500 yıl önce Türkistan mimarisinin en güzel şaheseri olarak mimarlık tarihinde yer alan güzel bir kalemiz. Evet, gezimiz Hindistan'da devam ediyor. İzleyenlerimiz, Taç Mahal'deyiz. Burası Babür hükümdarlarından Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Hatun adına yaptırdığı Taç Mahal. Ve yıllardan beri, asırlardan beri Taç Mahal'in
Şahin ile karşımızda. Hem Şah Cihan hem de Mümtaz Hatun bu beyaz kubbenin altında yatmakta. UNESCO tarafından koruma altına alınan Taç Mahal'i şimdi birlikte gezeceğiz. Evet, Hindistan'ın Babür hükümdarlığına başkent yapmış Agra'dayız. Evet değerli izleyenlerimiz, Hindistan'a gelip de müziğini dinlememek çalmamak olur mu? Evet. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon. Hello. Hello. How are you? How much? Which one you want? Which one? Different prices. This one inlaid work, this one carving, this one... Değerli izleyenlerimiz, ağaç işlemeli bütün Hindistan'ın harika sanatlarını yapmışlar. Mesela bakın, yetpare ağaçtan. Bakıyor musun? Mahatma Gandhi. Evet, Hindistan'ın kurucusu. Yeah, National Father of India. Yes. It's Maharaja elephant. Maharaja here, all hand carved locally in Agra. El işlemeli, tamamen evde yapılıyor. Bunların Buda heykelleri var. No, it's Shiva, Nataraj, Shiva. Shiva, father of Ganesha, god of destroyer of evil things. Yes. Indira Gandhi? Indira Gandhi we don't have. No. No Indira Gandhi, only Mahatma Gandhi. And Ganesha, good for luck. Aman yarabbim, aman müthiş. Ben çok korktum. Müthiş. Satish, his name is Satish. Cobra. Cobra? Yeah. Evet. This is officer estate. Tak. Tak. I have beautiful elephant in one piece of wood. Evet. It's a pregnant elephant. Inside is also one more elephant of this. It's done by hand locally in one piece. Değerli izleyenlerimiz, Hindistan medeniyetlerin birleşme noktası. Çok eski toprak parçalarından birisi. Ve insanların gerçekten ince ruhlu, ince zevkli olduğu ve çok sabırlı millet olduğu şu el yekpare işlerinden anlıyoruz ki Hindistan önemli bir yer. Ve Hindistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Hindistan'ı size her yönüyle tanıtacağız. Ama bizim kültürümüzde, bizim tarihimizde Hindistan'ın çok ayrı yeri ve önemi var. Değerli izleyenlerimiz, bulunmaz Hint kumaşı sözü Hindistan'ın bugünkü tabirle tekstil anlamında sanata verdiği, el işlemelerine verdiği önemi göstermekte. Ve maalesef İngilizler burayı 150 yıl önce işgal ettiklerinde Hint kumaşını dokuyan Hintli ustaları İngiltere'ye götürürler ve İngiltere'de bugün İngiliz kumaşı olarak bildiğimiz kumaşı onlara dokuturlar ve daha sonra o Hintlerin ellerini keserler ve Hint kumaşını kendilerine mal ederler. Evet, Agra'dayız ve Hint kumaşı. Good. Müslüm? No. India. Evet. Evet, Hintli hanımlar bunları üzerine sararak ve geziyorlar. Bulunmaz Hint kumaşı tabiri Hindistan'dan geliyor. Ama bugün bulunmaz Hint kumaşını dokuyanlar maalesef hayatta yok. Her şey suni. Tıpkı diğer ülkelerde, diğer kültürlerde ve medeniyetlerde olduğu gibi her şey suni.
Taç Mahal'den yorgun argın çıktık. Akşam geç vakitler, Taç Mahal'i arkada bırakarak Hindistan'da bir başka diyar Hindistan'a doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Ama en önemlisi aşkın ihtişamlı abidesi Taç Mahal. Gerçekten görülmeye, görmeye ve hissederek yaşamaya bir yer. Değerli izleyenlerimiz, Hindistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Özellikle İslam medeniyeti ve Türk döneminde Hindistan. Babürler döneminde Hindistan'da önemli hizmetler yapılmıştı. İslamiyet'le Hazreti Osman döneminde tanışmıştı. Evet, Hindistan'ın başkenti Dehli'deyiz, Yeni Dehli'de. Yeni Dehli, İslam mimarisi açısından çok önemli. Şu an bulunduğumuz türbe, Afgan İslam hükümdarları döneminde bir komutana ait ve komutan ilk defa bölgede vergi alan, bölgeye otoyol yapan, vergi sistemini getiren büyük bir komutan. Arkamızdaki türbe Şeyh Sunusi'nin türbesi. Değerli izleyenlerimiz, Hindistan'da gezmeye devam ediyoruz. Adım adım Hindistan'ı gezmeye devam ediyoruz. Hindistan'ın başkenti Yeni Dehli'deyiz. Yeni Dehli kültür ve medeniyet tarihimizde müstesna izler taşıyor. Özellikle Babür iktidarı döneminde 300 yıldan fazla burada İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti hüküm sürmüştür. Şu an Babür hükümdarını kuran Babür Han'ın oğlu Şah Humayun'un türbesindeyiz Dehli'de ve türbeyi birlikte gezeceğiz. Delhi, Hindistan, yüzyıllarca İslam medeniyetine sahip olmuş. Gazneli döneminde İslamiyet'le tanışmış ve bugün 150 milyona yakın Müslümanın yaşadığı Hindistan. 1 milyarlık nüfusuyla dünyanın en çok nüfusa sahip olan devleti de. Hindistan'da, Yeni Delhi'de, Agra'da ve diğer Hindistan kentlerinde kültür ve medeniyet tarihimizi araştırdık. Sizleri Hindistan'a davet ediyoruz. Yeni Delhi'yi gezmeye devam ediyoruz. Yeni Delhi gezilip görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Asırlarca medeniyetlerin kurulduğu yer. Ancak trafik gördüğünüz gibi keşmekeş. Gezmeye çalışıyoruz. Arabanın şu an çoğur mağlayıyoruz. Arabalar sağdan, muhabir soldan bir araba idare etmeye çalışırken trafik gerçekten keşmekeşin içerisinde. Biz Yeni Delhi'yi gezmeye devam ediyoruz. Hindistan, Yeni Delhi Cuma Camii'ndeyiz. Cuma Camii Hindistan'ın en büyük camisi. Hindistan her ne kadar Buda'ya ve Budizm, Hinduizm'e bağlı din olarak topluluksa dünyada Endonezya'dan sonra 150 milyona yakın Müslümanla en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip bir bölge. Cuma Mescidi'ndeyiz ama mescit ifade ettiğimiz gibi Hindistan'ın en büyük mescidi. Arkamızda Kızıl Kale. Ve bu kale şu an Hindistan ordusunun hizmetinin yapıldığı yer. Cuma Camii'nden Hindistan Kızıl Kalesi'ni çekiyor ve arkadaki kalabalık çarşı, insanlar, Hindistan anlatılmaz yaşanır ve zaman ayırıp Hindistan'a gelmenizi istiyoruz. Hindistan'da gezimize devam ediyoruz. This is one chapter of the original Quran.
Hazretleri. This Quran is about 1,400 years old and is written on deer skin. This is not a paper. This is deer skin. And deer skin. Deer skin. Beard here. Wow. One is here, one is in Kashmir, and one is in Topkapi Museum in Istanbul. See, this is of red color, and its color is natural when people come back after pilgrimage of Mecca. Değerli izleyenlerimiz, böyle küçücük girdi görüyorsunuz tertipçe. Ama gerçekten zorlanarak bu görüntüleri tespit ediyoruz. Yerine göre de fotoğraf da çekiyoruz. Bizden gerçekten apayrı bir yer, apayrı bir ülke. Arabalar sağ taraftan kullanılıyor, İngiliz usulü. Ama bir mavim bir taraftan da bağırıyor kaçın filan diye. Böyle bir sistem dünyanın başka yerinde olmaz. Bence Hindistan'da yerine. Değerli izleyenlerimiz, Hindistan burası ve Hindistan bağımsızlığında önemli rolü olan insanların da bulunduğu ve ikinci devlet başkanı Indira Gandhi'nin yakıldığı yer ve yakındığı platform. Burada yakılıyor Indira Gandhi ve külleri Ganj Nehri'ne atılıyor. Hindularda yakma esas insanların ruhunun bir başkasına geçmesi anlamına geliyor. Evet, Hindistan burası. Enteresan bir ülke, ilginç bir ülke. Gezilip görülmeye değer bir ülke. Ama bizim buraya geliş amacımız kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırmak. Tabii ilginçlikleri de tespit etmeye çalışıyoruz. Where are you from? Türkiye. Türkiye. I know Türkiye. English. Thank you. Yeah. Kullum Budist. Kullum. Müslim. Yeah, Muslim. Thank you. Assalamu alaikum. Değerli izleyenlerimiz, hakikaten dünyanın dört bir tarafından buraya turist geliyor. Ve şu anda Indira Gandhi'nin cesedinin yakıldığı yerden çıktık. Aracımıza giderken işte Kamboçya'da birlikte olduk. Kendisi Budistlerin başı ve bizim Türkiye'den geldiğimizi öğrenince sevindiler. Bye bye. Burası Gazneri Mahmut döneminde İslamiyet'le tanıştığını sizlere aktarmıştık. Ama ilk Müslümanlar İpek Yolu vasıtasıyla Hulefai Raşidin döneminde buraya gelmişlerdi. Burası özellikle 10. yüzyıldan itibaren Türklerin elinde İslamiyet'e büyük hizmet yapılan yer. Burası Delhi. Delhi'de Hindistan bölgesinde yapılan ilk caminin bulunduğu Kutbül Minar, bir başka deyişle Kutbettin Minaresi veya Kubbetül İslam Camii'nin bulunduğu yer. Evet, cami harabe halinde ama hemen hemen bin yıldan beri caminin ihtişamlı minaresi dimdik duruyor. Değerli izleyenlerimiz, minarenin boyu 80 metreye yakın ve Hindistan'da birçok Türk İslam eseri var. İslam medeniyetine ait mimari eserler var. Ama şu eser karşısında gerçekten duygulanmamak elde değil. İhtişamlı ve güzel mimari stiliyle Lafzayı Celal, Kur'an-ı Kerim'den birçok ayetlerin yazıldığı minare insanları ve görenleri gerçekten müthiş şekilde etkiliyor. Biz de etkilendik. Thank you.
var. Burası Türkmen Kapı'nın olduğu yer. Ve Hindistan Delhi'nin tek Türk Müslüman mahallesi. Ve Müslüman mahallesinde çekimlerimiz yapılıyor ve ziyarete gidiyoruz. Satıcılar, enteresan yer, yaşlı insanlar ve burada aş evlerinin olduğu söylendi. Aş evlerinde Müslümanlar, fakir Müslümanlar için yemekler yapıldı. Ve Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin türbesine gidiyoruz. Yavaş yavaş yolumuz oraya doğru giriyor ve Müslüman mahallesinden geçerek oraya gidiyoruz. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin Hindistan'ın Müslüman mahallesindeki makamının bulunduğu yere geldik. Evet, bu kadar sıkıntılı yerden geçip geldikten sonra insanın gönlü de kendi de huzur buluyor. Evet, Abdullah Dehlevi Hazretleri tasavvufun dünyada yayılmasında öncülük etmiş. Özellikle Nakşi ve Kadiri tarikatının dünyaya yayılmasında öncülük etmiş büyük bir Allah dostu. Sadece tasavvufi ilimler değil, tefsir, hadis, ilmi kelam ve daha birçok ilmi fıkıh öğreterek ilmin de gelişmesine, ilmin yayılmasına öncülük etmiş bir zat. Evet, makama doğru yaklaşıyoruz ve ziyaret edeceğiz büyük zatı. قُلْ اِنَّمَا اَنَا مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمه محمد شمس الدين. محمد شمس الدين. شمس الدين. هذا؟ جناب حضرت عبادة. 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 فاروقي. عبادة فاروقي. هذا الكبر. حضرت شاه مزار جامع جنان شهيد رحمة الله عليه حضرت شاه عبد الله دهلوي عبد الله دهلوي حضرت شاه أبو سعيد مجددي حضرت شاه أبو الخير فاروقي حضرت شاه أبو الحسن زايد فاروقي خاندان مجدد الفساني رحمة الله عليه مع السلام شكرا كثيرا لا فهم Değerli izleyenlerimiz, tabi lisanımız olmayınca derdimizi anlatamıyoruz ama şöyle göz göze birbirimize baktığımızda neler ifade ettiğimizi çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Evet, burası uzak coğrafya olsa da bizden bir coğrafya, gönlümüzden bir coğrafya. Değerli izleyenlerimiz, Allah Resulü'nün seyahat edin, sıhhat bulun sözünü aynel yakın yaşayanlardanız. Sizler de Hindistan'a ne zaman geleceksiniz? Şükran kesira. Delhi ve Hindistan'da bugün Silsile-i Saadet'ten yani altın silsileden dört önemli zat bulunmakta ve bir diğeri de Müceddid Elifisani 2000'li yılların yenileyicisi olarak bildiğimiz ve Mektubat-ı Şerif kitabıyla tanıdığımız İmam Rabbani Hazretleri. Başkenti Yeni Delhi Havalimanı'ndayız. Uçağımız 3 saat geç kalkacak. Firma bize özel bir hava yoluna ait bir firma. Firmanın uçağıyla uçacağız. Ancak bize yemek ikram etti. Yediğimiz yemeklerin tümü Anadolu'daki damak zevkine uygun. 20 kelbası helva olarak karşımıza çıktı. Yoğurt, kaseyerle, tarhana çorbası, saç ekmeği, kırın ekmeği, tandoori nan,
elin ekmeği olarak karşımıza çıkıyor. Gerek Seha ve diğer dostlarımız afiyetle yemeğimizi yiyoruz. Efendim.